Sis Televizyon Atölye programından herkese merhabalar. Bugün rengarenk bir konu ve çok değerli bir konukla sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin sayılı Japon kağıt katlama sanatı olan origami ustalarından biri Sayın Atilla Yurtkul beyefendi ile birlikteyiz. Kendisiyle origamiyi konuşacağız, origaminin tarihçesinden bahsedeceğiz, Türkiye'de bu iş hakkında neler yapılıyor onları göreceğiz ve uygulamalı olarak origami sanatından örnekler sunacağız. Atilla Bey merhabalar, hoş merhabalar. Geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Atilla Bey kendisi sağ olsun uzun bir yolculuktan sonra buraya geldi. Ayağının tozuyla programımıza konuk oldu. Öncelikle sizi burada görmekten dolayı çok mutluyuz. Ben de çok mutluyum. Sayenizde programımız, masamız çok renklendi, şenlendi. Burada çok güzel sanatınızdan örnekleri bizimle paylaştınız. Programımız süresince her birinin tek tek öyküsünü sizden dinlemekten mutluluk duyacağız. Ben de mutlu olacağım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle biraz sizden bahsedelim, sizi tanıyalım. İsmim Atilla Yurtkul, origami sanatçısıyım. Sizin de söylediğiniz gibi 10 yıldır profesyonel olarak origami ile uğraşıyorum. Aslında gazetecilik mezunuyum. Selçuk Üniversitesi gazetecilik bölümü mezunuyum. Ama çocukluktan gelen bir hevesle, origami olan ilgiyle üniversite yıllarında biraz daha ilgilenip bu seviyeye getirdim. Son 10 yıldır da origami ile profesyonel olarak ilgileniyorum. Geçen yıl yapılan yarışmada en son geldiğim noktayı söyleyeyim en azından. İnternet origami olimpiyatlarında ikincilik ödülü kazandım. Aynı zamanda diğer arkadaşım Kunsulu Cilik Şiyeva ile beraber de Türkiye'de ikinciyi yaptık. 26 ülke arasından. Çok güzel. Aslında bu alanda daha çok uzak doğu ülkeleri değil mi? Japonya kaynaklı bir sanat. Aslında Japonya. Daha doğrusu tarihine inmem gerekirse ilk başta isterseniz tarihinden birazcık bahsedeyim. Ve daha doğrusu ilk başta tanımını yapayım. Origami ne demektir? Yani herkesin bildiği, çocukluktan bildiği bir özelliği vardır. Herkes bir kayık, bir kuş, bir uçak yapmayabilir. Ama aslında nedir? Kelime anlamı nedir? Nereden çıkmıştır? Bugünlere nasıl gelmiştir? Hemen kısaca onu anlatayım ben size. Origami katlanmış kağıt anlamına gelir. Aslında oru ve kami kelimelerinin birleşiminden oluşur. Oru katlamak demek, kami de kağıt demek. Ori haline gelince katlanmış anlamına gelir. Katlanmış kağıt, Japon kökenli bir kelime. İlk çıkış noktası neresi derseniz aslında Japonya değil. İlk çıkış noktası Çin. Milattan önce 2000 yılına kadar dayanıyor neredeyse. Bugünkü kağıdın yapımına benzer ilk kağıt üretimiyle başlıyor. Yani bir elek sistemi, eleğin üstüne lapa haline getirilen bir sistem ve onun kurutulması. O ilk kağıtlarla beraber origami de başlamış oluyor. Milattan önce 2000 yılında. Nerede kullanıyorlar bunları? Çinli rahipler tapınak sistemlerinde kullanıyorlar. Daha sonra tahmin edilen şu, kesin kaynaklar olmadığı için tahmin edilen şu, Çinli rahipler tarafından Japonya'ya geçiyor. Japonya'da asıl değerini Japonya'da buluyor diyelim. Çünkü kami kelimesi tanrı kelimesiyle sesteş Japonca'da. Yani yazılışları farklı ama söylenişleri aynı. Tanrı kelimesi kami şeklinde söyleniyor. Ve kağıdın, kitabın ham maddesi olduğu için ekstra daha bir değer veriyorlar. Çünkü biz bunu yırtmayalım, zarar vermeyelim. Gerektiği zaman bir şey katladıktan sonra tekrar geri açıp onu yazıp kullanabilirim. Kağıt o zamanlar tabii ki çok kıymetli. Tabii. Bu şekilde ortaya çıkıyor. Onlar da ne için kullanılıyor? Yine süslemeler, özel hediye paketlemeleri. Samuray okullarında her okulun bir farklı katlayış stili oluyor. O onların diploması gibi oluyor yani. Bir katlayış stili diyorlar ki bu bizim samuray okulunun diploması gibidir. Bu şekilde. Ondan sonra yine ışık doğudan yükselir gibi diyelim. Doğudan batıya doğru seyri var. Onu da anlatayım isterseniz onu da. Tabii aslında kağıt teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bu sanatın da daha ileri seviyelere taşındığını söyleyebiliriz. Öyle söyleyebiliriz tabii. Yani şeyi de yapalım o zaman yine. Batıya doğru seyrini de izleyelim. Nasıl tabii oldu? Yine Japonya'dan ondan sonra batıya doğru geçmeye başlıyoruz. Asya, İslam ülkelerindeki etkisi. Onu da göstererek şöyle yapayım. İslam bizim dinimizde yani şey olduğu için hayvan figürleri veya insan figürleri çok uygun kaçmayacağı için daha çok desen çalışmaları. Hatta bu camilerde gördüğümüz çimler vardır ya hani geometrik şekillerle yapılmış. Onları biraz örneği gibi şu tip mesela size de göstereyim. Daha çok desen çalışmaları yapılmış. Bunlara tessellation deniyor şimdi İngilizce'de. Şöyle gösterelim. Işıkta bakıldığı zaman desenleri daha rahat görebiliyorsunuz. Yine tek parça kağıt, altıgen kağıtlardır. Kesme de yapıştırma olmadan birbirinin içine geçerek bu şekilde İslam'da daha çok etkisini göstermiş. Osmanlı sanatında kullanılan figürlere de çok benziyor. Çok benziyor, evet. Camideki o çinlilere veya o çizimlere çok benziyorlar. Evet. Ondan sonra yine muhtemelen o kadar tam kesin kaynak bilinmiyor ama yine işte gemilerle Avrupa'ya açıldığı tahmin ediliyor. Özellikle şöyle diyebiliriz, altın çağını aslında origami şu an yaşıyor diyebiliriz. Hani her ne kadar ülkemizde daha az
ilgi gösteriliyor olsa da altın çağında şu an yaşıyor, bu yıllarda yaşıyor. Çünkü artık internet var ve bilgiye ulaşmak origami ustalarına veya origami mecralarına ulaşmak artık çok daha kolay. Eskiden herkes daha lokal kalıyordu. Yani Japonya'da birisi var, origami yapıyor. İşte orada birisi var. Ama artık şimdi öyle değil. Bütün dünya herkes birbiriyle. Benim de zaten başlamam o şekilde oldu. Onlarla tanışarak oldu. İsterseniz onun hikayesini de anlatayım. Nasıl Evet, başladığımı da lütfen. biraz kısaca anlatayım. İnternette çünkü bağlantısını kurayım. Benim başlayışım aslında ilkokul yıllarına dayanıyor. Yani 7-8 yaşlarındayken 80'li yıllarda Cumartesi'den Cumartesi diye bir program vardı. Orada çizgi filmler olur, film, TRT'de, evet değil mi? TRT1'de. Çizgi film olur, işte filmler olur. Bir kuşak gibi öyle, öğlene kadar devam eden bir kuşak. Onun arasında da bir origami bölümü olurdu. Zannediyorum yarım saat falan sürüyordu. İşte iki tane çocuk. Ortada tek origami ustamız herhalde o yıllarda Jülel Aytöre. Kendisi şu an Almanya'da. Artık origami yapmıyor herhalde, bilmiyorum. O öğretirdi çocuklara. Biz de her hafta ekranın başına geçerdik. Beraber katlıyoruz, yapıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. Çok hevesliyim. Çok sevdiğim bir şey. Bir gün şurada da göstereyim. Şu kuşu yapmaya karar verdi. Kağıdımızı hazırladık. Katlamaya başladık. Ve onlar bir yerde kaptırıp gittiler. Ben elimde kağıtla kala kaldım. Elimde kağıtla kala kaldım. Ondan sonra bunu bir de öğrenemedim. Kimse bilmiyor. İnternet yok. O sırada bir bitti. Üniversite yıllarında bir aklıma geldi bu. Çocukluk travması olarak bir ortaya Bir çıktı üniversite. demoralize oldunuz Evet. orada. Meğer çocukluk travması olarak kalmış bu ilkokul yıllarından. İnternetten buldum. Şunu yapmayı öğrendim. Uçan kuş. Aa, onu Evet. gösterelim lütfen. Çok Gösterelim şöyle. güzel. Böyle mi göstermem lazım? Şöyle. Bu tamam, yaşım o zamanlar 22'di ama yine de bir kapıyı böyle büyüleyici bir şey açtı yani. Evet, bir şey oluşturdum. Kanat çırpan kuş. Bakayım başka neler var. Köpek var, at var, ejderha var. Burada gördüğümüz mamut var, kaplumbağa var. Birçok şey var. O zaman öğrenmeye heves ettim. Ama Türkiye'de bunun bir ustası yoktu. Çok aradım, araştırdım, ustası yok. Bu sefer işte internetin faktörü ortaya çıktı. Etkisi, faydası ortaya çıktı. Dünyadan arkadaşlar buldum. Şu anda neredeyse yaklaşık 350'ye yakın origami ile ilgilenen usta diyebileceğim arkadaşlarım var. Onlar videolar gönderdiler, kitap gönderdiler, yardımcı oldular. Öyle öyle bu seviyelere geldim diyebilirim. En sonunda dediğim gibi geçen seneki yarışmada birazcık meyvelerini toplamış oldum. Bir ikincilik ödülü 26 ülke arasından 200'e Temsil yakın ettiniz katılım, ülkemizi. 200'e yakın katılımcı arasından ikincilik kazanmış olduk. Hani Türkiye'de pek duyulmadı diyebilirim ama böyle de bir başarımız var origamide. Çok güzel, çok tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Siz tabii Türkiye'de sayılı insanlardan birisiniz ama tek başınıza da değilsiniz, değil Tabii mi? evet. Ekip arkadaşlarınız var. Tabii. Aslında anladığım kadarıyla origami tek başına yapılan bir sanat ama bir ekiple birlikte çalışıldığında belki geniş kitlelere ulaşması, Evet. duyurulması daha kolay hale Daha geldi. kolay. Zaten o hale geldik diyebiliriz. İlk başta yıllarca ben tek başıma çalıştım. Gerçekten beni çalışırken de görmek lazım. Işığı açıp, müziği açıp, orada bir Gepetto Usta gibi Pinokyo Pinokyo yapar. yapar gibi. Göreceğiz, Evet, izleyeceğiz. orada katlaya katlaya böyle çok lokal kaldı. Çünkü bir mecra bulamadım, bir yapan kimse bulamadım. Aslında varmış yani birkaç kişi daha. Bulamayınca da şöyle bir şey olmaya başladı. Katlıyorum. İlk başta yakın çevre, aile, arkadaşlar çok beğeniyorlar. Vah, süper, harika yapmışsın falan. Bunu nasıl yaptın, nasıl ettin? Sonra onlar da alışmaya başladılar. Yani ben ejderhayı yapıyorum. Ha, evet ya, çok güzel olmuş falan durumuna gelmeye başladı. Tam böyle artık hani ben bu işi nasıl yapacağım? Hani tek başıma gitmiyor bu iş. Yani motive olamıyorum yani hakikaten. Sonradan Kunsulu Hanım vardı, işte burada da sergiyi beraber açtık. Onunla tanıştık bir forumda. Aslında Kazakistan'da ama 20 yıldır Türkiye'de. Konsolu bir bayan arkadaş. Baktım o da çok yetenekli. O da yıllardır yapıyormuş. Birbirimizden haberimiz yokmuş. İstanbul'da o da kendisi. Ben de İstanbul'dayım. Bir araya geldik. Sonra Ankara'da Mustafa Bey var. Mustafa Kavici. O da şeylerde uzman diyebilirim. Bu kusudama denen origami toplar. Parçalı origami. 4.800-5.000 parçaya kadar büyük toplar yapabilen birisi. O onlar da uzman. Bir araya gelince güzel de bir nasıl diyeyim, bir sıcaklık ortaya çıktı. Bir etki ortaya çıktı. Sonra beraber okullarda çalışmaya başladık. Ben şimdi özel okullarda bunu ders olarak çocuklara öğretiyorum. Çocuklar çok hevesli, umarım. Nasıl ilgileri, çocuklar Ya nasıl karşılıyorlar bunu? çocuklar bayılıyorlar. Şimdi Yapabiliyorlar mı? yapabiliyorlar. Ya origami'nin güzel tarafı aslında biraz şu. Hani birçok sanatta önce bir giriş, gelişme ve sonuç diye gider ya. Mesela gitarı elinize alırsınız. Önce bir
nokta tutuş, bir nota vurmak. İşte resme başlarsınız, çizgi çizmelerle başlar herhalde. O yüzden birçok kişi de bir sanata heveslenir ama bir yerden sonra bir ürün çıkmayınca vazgeçer. Vazgeçerler. Çocuklar için güzel tarafı, hele çocuklar daha tez canlı ve hemen sıkılabilir oldukları için. Çocuklar başladığımız derste, ilk derste hemen bir şey yapıyoruz yani. Hatta 2-3 şey birden yapıyoruz işte. Köpek yaptık, kedi yaptık, en basit figürler, ama çocuk, hele şu zamanda olduğumuz için, nasıl diyeyim, artık biraz daha çocukların uyarılmaları artık çok daha fazla. Evet. Televizyon, internet, bir şeyler artık. Bilmişler. Da, evet yani çok büyük. Bizim için öyle değildi. Biz zaten hani çocukken kendi oyunlarımızı kendimiz üretip, böyle de çok yaşlıymışım gibi oldu ama yani bizim zamanımıza derken. Kendi oyunlarımızı kendimiz üretip, kendimiz oyuncağımızı yapıp öyle bir hal vardı. Kağıda da kendimiz katlıyorduk. Öyle çok normal geliyordu aslında. Büyüleceğiydi ama normaldi. Şimdi çocuklar için çok daha farklı. Evet. Yani çocuklar ilk derste bir şey katlamaya başlıyorlar ve ortaya bir şey çıkarıyorlar. İlk başta şöyle başlıyorlar çocuklar. Bir şeyler yapıyorlar. Ben bunu anneme hediye edeceğim. Ben bunu babama hediye edeceğim. Anneanneme hediye edeceğim falan. O eser çıktıktan sonra ben bunu kimseye hediye etmeyeceğim oluyorlar yani. Ben bunu kimseye vermem. Çünkü kendisi üretti ve ilk defa kendisi bir şey ortaya çıkardı. Yani o onun için böyle milyarlık bir şeyden daha kıymetli hale geliyor. O yüzden çok zevkli. Çok güzel. Sizin az önce çalışma arkadaşlarınızdan bahsettik. Geçtiğimiz haftalarda Ege Üniversitesi bünyesinde bir origami sergisi açtınız. Biz ekibimiz olarak serginizde de bazı çekimler yaptık. Çalışma arkadaşlarınızı da daha yakından tanımak adına kendilerini stüdyomuzda ağırlayamadık. Evet. Müsait değillerdi ama hem kendilerini de tanıtmak isteriz. Tamam. Bir görüntümüz var. Onları bir izleyelim. İzleyelim. Birlikte çalışma ortamınızda sonra tekrar sohbetimize devam edelim. Şimdi Atilla Yurtkun benim de aynı şekilde TRT yıllarında 80'li yıllar, 86, 87, 88 Jülel Aytel'in programı. Ama benimki Mustafa Bey gibi gayet mutlu, mesut gitmiyordu. Benim birazcık daha çocukluk travması şeklinde gelişti olaylar. Bir hafta önceden kağıtlar söylenirdi. Şu boyda kağıtlarınızı hazırlayın, getirin, işte haftaya kuş yapacağız. Kanat çırpan kuş, şu kuş yani. Şu kuşu yapamayınca ben, onlar kaptırıp gidince, ben de çok ortalarda bir yerde kalınca, bir origamiden soğudum, olmayınca kağıdı çöpe atma şeklinde. Sonradan bir üniversite yıllarında aklımda geldi. İletişim Fakültesi gazetecilikte okurken, dedim küçükken böyle bir şey vardı, ben bunu tekrardan bir öğrensem, madem internet de var şimdi. Bunu yapmayı öğrendim. Çok güzel. Şu hareket oluyor. Alev mutluluk verici bir şey. Harika bir şey. Baktım başka neler var? Köpek var, kedi var, tavşan var, at var, ejderha var. Burada gördüğünüz şeyler var. Onları da öğreneyim. İşte bunun Türkiye'de bir var mı ustası? Öğrenebileceğimiz kimse var mı diye. Mustafa Bey'le tanışmıyoruz o zamanlarda. Ben bulamadım. İnternetten de bulamadım. Sonra dünyadan arkadaşlar edindik. Onlar yardımcı oldular. Video gönderdiler. Kitaplarla yardımcı oldular. İşler ilerledi, bu seviyeye geldi. Sonra Mustafa Bey'le tanıştık. Sonra kursuyla tanıştım. Bu yeteneklerle tanışınca acayip bir mutlu oldum. Mecramızı bulduk daha doğrusu. Çünkü Türkiye'deki en büyük eksiklik bu oluyor. Origami yapan birisini bulamayınca bir ket vurma oluyor diyelim. Bir demotive oluyorsunuz. İsmim Bulutulu. Kazakistan'da okudum. Ben 92'de Türkiye'ye geldim. Marmara Üniversitesi İletişim mezunuyum. Halkla ilişkiler branşında. Origami yine her zamanki gibi, herkesin başladığı gibi genel sanata bir hobi olarak atıldım. Diğer işte resimdir, müziktir, onlarla da ilgilendiğim oldu ama neden origami derseniz, şimdi origami bana göre çok mucizevi bir sanat gibi geliyor. Başka sanatlarda mesela resimde bir tuval alıyorsunuz, bir boya alıyorsunuz, önünüzde bir farklı bir malzemeler almanız lazım, bir sanat eseri yaratıyorsunuz. Ya da heykeltıraşlık mesela, heykelcilik. Taş var, eksilterek, taşı keserek bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, bir eser ortaya çıkıyor. Origami de öyle bir şey değil. Origami de sadece bir kağıt alıyorsunuz ve o kağıdı olduğu gibi sadece katlayarak dönüştürüyorsunuz. Eksiltme yok, hiçbir şey ekleme yok. Sadece eliniz var, bir de kağıdınız var. Düz bir kağıt. Onu direkt başka bir şekilde dönüştürüyorsunuz. Şu anda buradaki sergide gördüğünüz bütün eserler tek bir kare kağıdından ibaret. Hiçbir yapıştırma yok, hiçbir kesme yok. Mesela şurada gördüğünüz boğa. Buna baktığınız zaman bunun tek bir parça kağıt olduğuna inanmak çok zor oluyor. Mesela boynuzlar farklı, gözleri bile, bakışları bile var. Çok iradeli bakıyor bir boğa. Bunun Atilla yardım edersen ona. Açalım. Bu daha tam şekillendirilmemiş halidir. Kabaca katlanmış halidir sadece. Geç sağ olun. Şöyle açınca
tek bir karakal. Başka hiçbir şey de yok. Biraz tarihini de anlatmak lazım, hayatı nasıl çıkıyor. Kısaca bahsedelim. Aslında tam olarak kesin bir yer olmamakla birlikte kağıdın icadına kadar dayandığı tahmin ediliyor. Bir kısım işte origamiciler Çin'de çıktığını, daha sonra Japonya'ya geldiğini ama bir kısmı da bunu kabul etmiyor. Yani kağıt ikiye katlamak bir origami değildir. Ona bilinçli olarak şekil vermek origamidir diyerekten origami aslında Japonya'da ortaya çıktığını söylüyorlar. Şimdi origami deyince bizim aslında bildiğimiz, alışkın olduğumuz çocukluktan beri derslerde afacanlık olsun diye uçak katlayıp öğretmen arkasını döndüğünde birbirimizin arkasından atmak. Yani bildiğimiz origami figürü bu. Daha çok alışkın olduğumuz ama aslında origami kesinlikle bundan ibaret olmadığını zaten buradaki eserlerinizden de görüyoruz. Hani bizim kullandığımız origami malzemesi de dolayısıyla çizgili A4 kağıt. Doğru. ama öyle değil. Sanıyorum farklı kağıtlar kullanıyorsunuz değil mi? Nedir doğru. Aslında sizin yaptıklarınız da o afacanlıklar da aslında origami. Yani o uçak da bir origami. Aslında şöyle diyeyim. Kağıdı bir kare kağıdı ikiye katlamak da bir origami. Zaten mesela 3-4 yaşındaki çocuklarla da çalışıyoruz. Şimdi onlardan pek bir şey beklemiyoruz zaten. Kağıdı ikiye katlaması bile bir origamidir. Kağıdı üçgen yapması, ondan sonra iki tane katladı. İşte köpek oldu bize. İki kulaklı bir köpek oldu. O da bir origamidir. Hı hı. Ama tabii burada sınırlı değil sizin dediğiniz gibi. Daha ileri versiyonları var. Çeşitleri var. Kullanılan kağıtlar çok farklı. Çeşitlerini isterseniz öncelikle söyleyeyim. Daha çok klasik origami diyebileceğimiz bir origami çeşidi var. En çok kullanılan dünyada budur. Klasik origami nedir? En eski Japon kaynaklarında bile gördüğümüz tek parça kare kağıdın ölçüsü önemli değil. Kare olması önemli. Kesme veya yapıştırma yapmadan sadece katlanarak bir obje oluşturmak. Ama şimdi tabii değişti. Günümüzde artık üçgen kağıt da kullanılıyor. İşte altıgenler, beşgenler veya işte tamamen daire şeklindeki yuvarlak kağıtlarla da origamiler yapılabiliyor. Ama benim tercih ettiğim ve daha çok %99 diyelim belki tercih edilen klasik origamiler. Yani tek parça kare kağıdın katlanarak kesme veya yapıştırma yapmadan katlanması. Şu masada örneklerini gördüğünüz bütün hepsi tek parça kağıdın kesme veya yapıştırma kullanmadan sadece katlanmasıdır. Evet. Şu gördüğümüz mesela ejderha. Bu çok büyük bir şey ya. Çok emek isteyen bir şey. Bu şimdi 110 santime 110 santim. Tek parça kare kağıt. Sadece bunu katladık. Yaklaşık 15 saat civarında sürdü. Aralıksız mı çalıştınız? Aralıksız artık çalışamıyorum. Eskiden öyleydim. Gerçekten bitmesi lazım diye sabahladığım olurdu ama artık günlere yayıyorum. Mesela bunu 3 günde yaptım işte. 5'er saatten diyelim 15 saat. Burada gördüğümüz mamut. Hani diyebilirler hani iki tek kağıtta işte o boynuzlar farklı, o farklı. Kağıdın önü beyaz, diğer tarafı kahverengi. Aa, bu tek kağıt tek ama kağıt. İki yüzü farklı evet. Tek kağıttan. Belki izleyiciler yakından fark edemeyeceklerdir. Kağıt tüylü bir kağıt. Hı hı. Şöyle dokunursanız tüylü bir kağıt ülkemizde evet, bulmak pek mümkün değil. Onlara mesela Fransa'dan sipariş verdim. Zarar vermekten de çok korkuyorum. Yok. Şunlara. Ya ondan ben de korkuyorum aslında. Evet, şöyle gösterelim. Ejderhamızı da gösterelim. Evet. Tek parça kağıt bunlar yurt dışından geldi mesela bunun kağıtları. Kağıtları kendim hazırlıyorum genellikle. Çünkü bu küçük origami kağıtları yeterli olmuyor bu tip modelleri yapmak için. Modelin kağıdın özelliğini söyleyeyim. Aslında o kadar da pahalı ve özellikli bir kağıt değil. Pelür kağıdıdır. Hani bu tişörtlerin, ayakkabıların içinden çıkan bir kağıt vardır ya, ince kağıt. Evet. İşte o pelür kağıdından yapılmıştır. Nemi alması için aslında. Evet evet aslında buyurur. Onun için. Duvar kağıdı yapıştırıcısı ile bunları camın üstünde 2-3 kat yapıştırıyorum. Kuruduktan sonra başlıyorum katlamaya ve bunlar ortaya çıkıyorlar. Şurada mesela kaplumbağamız var. Bunun evet, arasında ben mesela, buna bayıldım. Evet. Kağıtları özel boyuyorum. Arasında alüminyum folyo var daha sert olsun, daha güzel olsun diye. Bu şekilde kullandığımız kağıtlar bunlar. Bir de parçalı origamiler var. O da artık çok kullanılmaya başlandı. Tek parça bir modül üretip onu 30 parça, 60 parça daha da arttırabilirsiniz. Hatta Mustafa Bey'in yaptığı Mustafa Kaveci'nin 4800 parçalık bir eser var. Çok kocaman bir origami. Bunlar da yapılabilir. Siz bunları nasıl muhafaza ediyorsunuz? Evet, en zor kısmı o zaten. Şimdi resmi yaparsınız, koyarsınız dosyaya. Evet. Yağlı boya yaparsınız, çerçevelersiniz, asarsınız duvara ama bu kağıt. Kağıdı muhafaza etmek biraz daha zor. Şimdi benim evimde cam mekanlı dolaplarım var. Artık orada sergiliyorum ama o da olmuyor.
Bir süre sonra güneşten veya nemden etkilenmeye başlıyorlar. Yeni yeni sistemler, teknikler öğrenmeye başladım. Dışlarını bunu vernikliyorum, mat vernik sıkıyorum çoğuna. Hı-hı. Ki güneşten veya nemden etkilenmesinler diye. Koruması bu şekilde oluyor. Ama artık çok fazla olduğu için artık evde adım atacak yer kalmadı neredeyse. Artık kolilerin içine koyup dolaplara saklıyorum. Hediye ediyorsunuz. Hediye etmiyorum. Hediye. Tahmin ettim ben. Şaka yaptım. Evet, Origami çok hediye ediyorum ama kendi yaptıklarımı asla hediye etmiyorum. Çünkü kendi yaptığınız özel bir resim gibi, öyle düşünün yani. Tabii, resim gibi, bir sanat şeyi gibi. Yani. Kendim için özellik yaptığım bir şey hediye etmiyorum ama herkese hediye dağıtıyorum tabii. Onlar için özel yapıyorum yani. Herhalde seviyorlardır. Evet, insan çocuğu gibi olur değil mi yaptığı eser? Biraz öyle oluyor. Hakikaten korkuyorum başlarına bir şey gelecek diye. Artık o yüzden güneşten ya da nemden etkilenmesinler diye kolilerin içine koyup dolaplarda saklıyorum. Çünkü sergilere de götürdüğüm için bozulmasını istemiyorum pek o şekilde. Aslında bu sanatın belki olumsuz demek istemiyorum ama üzücü yanı diyelim. hani bildiğimiz heykellerin, antik heykeller var, resimler, evet. Yine Rönesans'tan kalan resimler hala aynı gerçekçiliğiyle korunabiliyor. Ama bu sanatın en eski hali nerede, ne şekilde korunuyordur, muhafaza edilebiliyordur yani ki? En eski hallerini bulmak hakikaten çok korunmuyor zor, demek değil mi? Ki. En eski hali diye bir şey, ben hakikaten öyle bir şey görmedim, öyle bir kaynakta duymadım. En eski kaynaklarda turna kuşu var. 1790'lı yıllarda Japon kaynaklarında çizimler olarak turna kuşu var. Ama hı-hı, yine yapılmış halde yok. Origaminin yaygınlaşmasını biraz önce onu söyleyecektim. Onu da söyleyeyim. Eski kaynaklarda bu turna kuşu veya işte origaminin yapılışlarını göstermiyor ama bunlar görebiliyoruz 1700'lü yıllardan itibaren. Hı-hı. Ama asıl yaygınlaşması 1930'larda origaminin babası diye dünyada da tanınan Akira Yoshizawa var. Japon. Hatta 2005 yılında zannedersem vefat etti. Origaminin babası bütün dünyada öyle kabul eder. Çünkü şöyle bir şey ortaya çıkardı. Bir origami dili ortaya çıkardı. Uluslararası evrensel bir origami dili. Yani sembol dili ortaya çıkardı. Her sembolün bir anlamı var. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir kağıt alayım isterseniz. Origamide temelde iki tane katlama şekli vardır. Biri vadi katlama, biri tepe katlama. Tepe katlama kağıdı şöyle katlamak demektir. Hı hı. Yani şöyle göstereyim. İkiye kat. Vadi katlamak da şöyle katlamak demektir. Temelde iki katlama şekli vardır. Tabii çok detayları vardır da temelde budur. Bunları bir işaret dilini, bir katlama şeklinin işaret dilini oluşturuyor. Akira Yoshizawa hayatı boyunca 50 binden fazla model tasarladığını düşünüyor. Tasarlamış. Evet. Sadece tasarlanan objeleri yapmakla kalmamış. Kendi sadece modelleri tasarlamış. Kendi tasarlamış. O yüzden zaten origaminin babası derler. 50 bin model yani hakikaten dile kolay yani. Ömür. Bir ömür. O sayede biraz da yaygınlaşıyor. O zamana kadar, Akira Yoshizawa'ya kadar biraz daha lokal kalmış. Hı hı. Her ne kadar batıya doğru yayılmış olsa da lokal kalmış, Japonya'da kalmış. O sayede artık bütün dünyada. Yani herhangi bir origami kitabını aldığınızda hangi dil olduğu önemli değil artık. Mutlaka o sembol dili vardır. Yoshizawa'nın oluşturduğu ve ona bakarak her şeyi yapabilirsiniz. Evet, ben 50 bin modelde kaldım gerçekten. Yani 10 yıl boyunca yaklaşık 3600 gün yaşadığımızı düşünürsek 50 bin model için her gün birden fazla ürün oluşturması öyle oluyor, gerekiyor evet. Herhalde. Öyle inanılmaz eserleri var onda. Onu çalışırken görmek lazım. O gerçekten o dervişliği de hissettiriyor yani. Evet. Masasının başını temizler. Kağıdını alır ve yanında tahtadan bir tokmak gibi bir şey vardır. Kağıdı katladığı zaman tokmak da ona vurar. Düzeltir yani o şeyi. Hı hı. Biz elimizle düzeltiriz ama öyle düzeltir. Gerçekten bir derviş gibidir ve beni de etkilemiştir yani. Öyle bir isimdir Yoshizawa. O sayede biraz da yaygınlaştı. Onun sayesinde diyelim. Onun da ismini analım mutlaka yani. Evet, çok güzel ama ne yazık ki eserleri şu an elimizde çok fazla yoktu. Ya yani 2005 yılında vefat ettiyse evet, yine vardır ama. Var tabii müzede, Japonya'da müzede sergileniyor eserleri ama 50 bini de değil tabii. Evet. Peki şimdi burada çok farklı objeler görüyoruz biz. Origami'de üretilen objenin bir sınırı var mı? Siz en fazla ne kadar ileri gidebilirsiniz? Yani sınırı yok diyebilirim. İnsan objesi ben hiç görmedim. Var mı? Var. Öyle. Üretimi. Var. İnsan objesi, evet, ben de merak ettiğinizi bilseydim yanımda getirdim aslında. İnsan objesi de var çok ama daha sınırlı çünkü insan biraz daha diğer hayvanlara göre görünüş olarak daha basitiz. Evet. Öyle diyebilirim yani. İki kol, iki bacak, bir tane kafadan ibaret olduğumuz için şunlara bakınca yani daha detaylı
Ejderha. O yüzden daha çok evet ejderha, böcekler. Yaşamıyor olsa da şu an her ne kadar ejderha masallarda kalan zaten genelde öyle yapmışız hikaye galiba. olsa da çok etkileyici. Evet, insandan daha etkileyici göründüğü kesin. Şimdi yaşamayanlardan getirmişim mamut. Gerçekten. Mamut, Pegasus mitolojiden. Daha çok onlardan besleniyor herhalde origami. Evet, bu da farklı bir kağıtla yapılmış sanıyorum. Desenli bir kağıtla. Evet, desenli pelür kağıdı yine kanatları... arasında. Kanatları. Evet. Arada alüminyum folyo var ki daha hı-hı sabit durabilsin diye. Ben daha çok böcekleri tercih ederim. Çünkü böcekler çok daha karmaşık. Yani işte şurada da gördüğümüz gibi. Ya işte 6 tane bacak var, kıskaçlar var, kıskaçlarından ayrı dişler çıkıyor bir şeyler. Böceklerle çalışmak daha zevkli. Ama dediğiniz gibi şeyi yok. Resim yapmak gibi biraz. Şu evet böcekler şunları... Resimde neyi yapmak istiyorsanız yapabiliyorsunuz, çizebiliyorsunuz. Origami'de de aynı şekilde istediğiniz her şeyi, somut olan her şeyi, soyut şeyleri yapamıyoruz. Somut olan her şeyi yapabiliriz, katlayabiliriz. Tabii resim yapmak gibi değil. Bir de onun matematiği var tabii. Origami'nin en zor kısmı zaten o oluyor. Yani işin içinde bir de matematik var. Şöyle isterseniz göstereyim. Şimdi bu kuşa çok görsel bir şey. Bunun çok güzel gözüküyor ama açtığımızda açmaya nasıl çalışayım. Kıydı, nasıl kıydınız? Açtığımızda işin matematiği gözükebiliyor. Yani şimdi burada evet, anlayanlar fark edecektir. Gayet bir geometrik. İşte 22,5 derecelik eşit açılara bölünmüş. Bu en basit kuşta. Ama katladığımız zaman kıydım ama hemen düzelteyim. Tekrar eski haline gelebilir. Artık otomatik hale gelmiş değil evet, mi? Evet geldi. Sizi? Neredeyse yani gözüm kapalı yapabilir hale her geldi. Her gün yapıyor musunuz? Neredeyse her gün. Her gün bir şey katlarım. Bir de cebimde mutlaka kağıtla dolaşırım. Yani ya gömleğimin cebinde küçük kağıtlar ya da çantamda burada gördüğümüz kağıtlar mutlaka vardır. Çünkü yolculukta bir şeyde metroda otobüste katlarım bir şeyler oluştururum. Bugün uçakta gelirken bile elimde kağıtlar vardı. Bir şeyler katlıyorum yine. Bir uğraş bir zevk de artık vazgeçemiyorum. Bir de şöyle bir etkisi var. Diyelim birisi gördünüz bir çocuk gördünüz. Hemen bir şey katlayıp bir kuş yapıp vermek. Ya da ağlayan bir çocuk gördünüz falan. Hop kuşu yapıp verin. Herkes rahat. Siz de rahatsınız. Çocuk da rahat. Çocuk da rahat. İnsanların tepkisi nasıl? Siz uçakta origami kağıt katlıyorum dediniz. Yanınızdaki sen ne yapıyorsun kardeşim demiyor ya mu? Bir öyle bir hal var aslında. Ben ilk başta ondan çekiniyordum birazcık. Yani öyle bir bakışlar olduğu zaman hemen tekrar cebime geri koyuyordum. Ama artık vazgeçtim. Hakikaten soruyorlar. Öğrenmek istiyorlar. İşte telefon numarası alanlar, internet adresi olanlar. Aslında insanlar çok ilgililer. Zaten geçen sene de böyle bir başarı olunca internet origami olimpiyatları. Meğer insanlar böyle bir şey biliyorlarmış. Hiç olmadığı için bir anda böyle bir başarı ortaya çıkınca herkes bir ilgi göstermeye başladı. Televizyonlar, bir şeyler, gazeteler tamam çok duyulmadı ama böyle bir ilgi oluştu. Hakikaten demek ki böyle bir ihtiyaç varmış diyelim yani bu sanatın tanınmasına. Peki siz bunu hangi alanlarda kullanıyorsunuz? Yani origami bir sanat dedik. Evet. Ama hani teknolojide, reklamlarda değil evet mi? Eğitimde kullanıyorsunuz. Evet. Ve anladığım kadarıyla aslında da bir terapi biçimi. Öyle de. Çocukları belki, çocuklara eğitim verdiğinizi söylediniz. Hı. Daha sabırlı hale getirebilmek için çocuklar için uygulanabilecek bir terapi doğru. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Büyükler için her ne kadar biraz hobi gibi olsa da yani büyükler için hobi diyebiliriz bu bir uğraş. Hı hı. Ama çocuklar için çok daha başka bir seviyede diyelim. Çocukların gelişimi için yaratıcılıkları, üç boyutlu düşünme, sözel ve sayısal hafızanın, beynin gelişimi de çok büyük etkileri var. Kendi eserini kendisi oluşturuyor, kendisi bir şey ortaya koyuyor, özgüvenini geliştiren bir yapısı var. Dediğiniz gibi bir art terapi olarak zaten kullanılıyor. Sinir hastalarında bile kullanıyor dünyada. Böyle bir etkisi de var. Sinir hastalarında bile art terapi diye kullanıyorlar. Onları rahatlatan, biraz rahatlatan bir etkisi oluyor. Çocuklarda da böyle oluyor. Dikkat dağınıklığı olan çocuklar, hiperaktif çocuklarda böyle hafif duruluyorlar yani. O anlamda iyiler. Fizik tedavide mesela kullanılıyor. Ben ondan da örnek vereyim. Evet. Hatta kendi öğrencimden bir örnek vereyim. Fizik tedavide genelde bilek, diyelim ki bilek rahatsızlıklarında boş hareketler verirler. Egzersiz diyelim yani. Yani şu hareketi 10 defa yapacaksın, 50 defa yapacaksın, yukarı aşağı yapacaksın gibi hareketler vardır. Artık origami tercih ediyorlar. Boş hareket yapmaktansa hem zevkli bir uğraş yapsın hem de o sırada bileği iyilesin. Ben bunu zaten biliyordum ama meğer benim öğrencilerimden birinde de böyle bir sorun varmış. Yıl sonunda annesi böyle bir şey söyledi. Dedi ki böyle böyle bir bilek rahatsızlığı vardı ve bir yıl boyunca origamiye geldi ve neredeyse iyileşti.
Şimdi o zaman işin rengi biraz daha değişti benim için. O çok güzel bir tatmin, çok güzel bir manevi huzur diyelim artık yani. Bu işe de yaradı yani origami. O anlamda zevkli, çok eğlenceli diyelim. Bu çocuklar şimdi okullarında Evet tabii. öğreniyorlar. Siz ders veriyorsunuz. Ne kadar süreyle? Mesela haftada kaç saat? Haftada yani ben her günüm dolu benim, ama çocukların haftada 2 saat. Evet. Yani haftada bir gün 2 saat kulüp etkinliği gibi bu eğitimi alıyorlar. Zaten bir hafta boyunca bekliyorlar. Çok neşeliler, çok severler, çok severler beni zaten. Sınıfa girince bacağıma sarılan çocuklar falan. Ne güzel. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani ne kadar yayabilirsem o kadar yaymaya çalışacağım. O kadar öğretme, yani o konuda biraz artık idealist oldum diyebilirim yani. İlk başta kendim için uğraşıyordum, ama artık bu Türkiye'de yayılsın, çocukların gelişimine de katkı sağlansın. Çünkü bir etkisini daha söyleyeyim. Matematik eğitiminde de çok kullanılan bir şey. Şimdi çocuklarla bir şey yapıyoruz. Kağıdı ikiye katlıyorum. Ve her seferinde şöyle sorarım. Şimdi kağıdı kaça bölmüş olduk? Bundan kaç tane olursa yine bir kare olur. Bir daha ikiye böldüm. Şimdiki şeklimiz ne oldu? İşte üçgen oldu. Kaç tane olursa bundan tekrar ilk baştaki kareye döneriz. Bunun gibi üçgeni, altıgeni, beşgeni, küpleri, her şeyi, bütün matematik her şeyi 3 boyutlu olarak anlatabilirsiniz. 2 boyutlu sıkıcı halden biraz daha kurtulmuş olur çocuklar. Yani çizim Tabii. görmektense 3 boyutlu görmek daha etkileyici oluyor. İlerleyen yıllarda lise ve üniversite sınavlarında zaten karşılarına gelecek, değil mi? Şöyle bir karede Evet. en fazla kaç tane üçgen çıkartabilirsiniz gibi sorularla karşılaşacaklar. Ama öncesinde 3 boyutlu olarak bunu algılayarak 2 boyutlu düşünme, İyi 3 boyutlu hale üç getiriyorlar boyutlu artık, evet. hale getirecekler bu sayede. Evet. Yani sadece tabii o kadar birebir de düşünmemek lazım. Yani onu kazandığı zaman çocuk zaten o beyinde zaten gelişim aşamasında oldukları için zaten birçok şeyi geliştirmiş oluyorsunuz yani. Bir sayısal zeka gelişmiş oluyor bunu öğrendiğiniz zaman. Tabii. Tabii ilerleyen versiyonlarında mesela şöyle bir örnek göstereyim. İlerleyen versiyonlarında bu biraz ileri seviye origami görülebiliyor mu bilmiyorum. Bu biraz daha ileri seviye origami. Burada tam olarak ne gördüğünüzü ben size sorayım. Burada bir şekiller var ama Ben kanat görüyor muyum orada acaba? Kanat var mı? kanat gör Göz, evet. kurbağa mı Kanat olacak o? görüyorsunuz. Evet, birazcık yaklaştınız. Bu mesela bir yaban arası olacak. Ah. Şimdi ben baktığımda yaban arasını görebiliyorum. Burasının kuyruk haline geleceğini, burasının kafası olduğunu, şurada kanatların, burada da sırtındaki katların oluşacağını görebiliyorum. Yani faydasını biraz böyle düşünmek lazım. Beyninizi farklı bir yönde Evet. geliştiriyorsunuz. Bir Bunu şey bir de çocuk yaşta olduğunu kazandırıyorsunuz. düşünün. Ben Evet, sonradan müthiş bir öğrendim. şey. Çocuk yaşta çok farklı bir hale gelir. Zaten bu işin ana vatanı diyebileceğimiz artık Japonya'da. Bu müfredatta yıllardır, yani belki 50 yıldır müfredat. İlkokul öğrencileri her yıl origami zaten ders olarak görüyorlar. Bizde de yavaş yavaş girmeye başladı, ama çok yavaş yavaş daha. Bizde daha çok özel okullarda var sanıyorum, Evet. değil mi? Devlet okullarında çocuklar heveslendi mesela, ya da biz heveslendik. Burada ekip, anladığım kadarıyla herkes de bir böyle heveslendi, Evet. heyecanlandı. Burada çok güzel bu materyalleri görünce herkes de bir heves oluşuyor. Ama biz ders alamıyoruz, özel Evet. okula gidemiyoruz Doğru. ya da o kurslara katılamadık, kaçırdık. Biz nereden başlayalım, bunu nasıl öğrenelim? Yani dediğiniz çok doğru aslında. Onun eksikliğini ve oradaki hatayı ben de fark ediyorum, ama ben tek kişi olduğum için ya da bizim ekibimiz artık 3 kişi ya da 4 kişiden ibaret olduğu için her yere yetişmek mümkün olmuyor. Ancak yine internetten, benim başladığım gibi başlanabilir. İnternetten öğrenerek veya artık Türkiye'de kitaplar bulunabiliyor. Origami kitapları öğrenme aşamasından itibaren, sıfırdan itibaren basit kitaplar var. Oradan başlanabilir. Ancak bunu tavsiye edebilirim. Çünkü kurslara hakikaten yetişmek mümkün değil. Derslere yetişmek de mümkün değil. Tabii. Sayımız az. Umarım daha da yaygınlaşır ve gelişir. Bizim ülkemizde az. Yani dünyada şu an bile dünyanın birçok ülkesinde şu an origami fuarları, origami festivalleri, çok büyük fuar şeklinde bütün ustaların katıldığı etkinlikler şu an düzenleniyor zaten. Costa Rica'da, Fransa'da, Almanya'da, bizim ülkemizde birazcık şey kaldı. Ya işte evet, çocukken bir vardı, bir uçak atıyorduk, bir evet ya, bir zıplayan kurbağa vardı, orada kaldı. Aslında durum dünyada öyle değil. Dünyada çok daha farklı bir halde. Siz sadece Türkiye'de mi veriyorsunuz bu eğitimleri ya da sergileri? Yurt dışına açıldınız mı? Yurt dışına ben Yarışma dışında. yarışma dışında ben açılamadım. Eserler açıldı ama. Yani şu an Belarus'ta mesela bir sergi var. Belarus, Minsk'te bir origami sergisi var. Çoğunu oraya gönderdik. Orada şu an bizim adımıza sergileniyor. Biz ama gidemedik oraya. Eserleriniz sizi Evet. temsil ediyor diyelim. Peki nasıl güveniyorsunuz? Yani bunu ben alıp bu stüdyodan çıkartıp hani dışarıya bir yere götürmeye korkarım. Evet. Nasıl emanet ediyorsunuz? Yani ben de korkuyorum aslında.
içlerine pamuk koyuyorum, sarıyorum, sarmalıyorum güzelce, gerçekten bebek gibi. Onları çantaların içine koyuyorum. Gönderdiğim kişi de başka bir origami ustası olduğu için ona da teslim edebiliyorum. Yani Düzeltebiliyor değil origamicinin mi? halinden origamici anlar. Yok, iyi bakar yani. İyi bakar, güzelce koyar. Çünkü çok hassaslar, kağıtlar çünkü. Hiç zarar görmemesi lazım. O şekilde güvenebiliyorum artık. Yapacak bir şey yok artık. Peki buradaki sergiye nasıldı ilgi? İlgi çok çok iyiydi. Beklediğimden de iyiydi aslında. Çok sorular, öğrenciler çok sıcaklardı. Çok sorular sordular. Çok ilgilenen varmış meğerse. Çok merak edenler varmış. Başımızdan Ne ayrılmadılar. güzel. Çok zevkliydi, eğlenceliydi. Şimdiye kadar hiç üniversite öğrencilerle çalışmamıştım. Bu tip yetişkin, daha çok çocuklarla çalıştığım için onların ilgisini görmek de çok güzeldi. Güzel bir söyleşi de yaptık. Güzel bir sergi de oldu. Umarım herkes memnun kalmıştır. Serginizden görüntüler aldık. Evet. Oraya katılanlarla röportajlar yaptık. Dilerseniz bir de onlardan dinleyelim. Siz diyorsunuz çok Evet. ilgilendiler. Röportajlarımızı izleyelim. Onların Tamam. tepkileri sergiye nasıl Tamam. olmuş? İzleyelim. Böyle çalışmalar görmüş müydünüz? Yok, ilk defa canlı görüyorum. Birazdan da atölye olacak. Evet. Ya, merakla bekliyorum yani. Kıyafetler olsun, böyle katmanlardan, sınıflardan. Belki buraya gelince daha da geliştiririm diye düşündüm. Evet, eserlerinizi izledik, sergiyi izledik. Gerçekten çok büyük ilgi var. Ne kadar güzel. Dileriz ki bu programla biraz daha geniş kitlelere ulaşır, Umarım. paylaşırız. Daha çok öğrenci ya da büyük ilgi Evet, gösterir ve bu evet. sanata başlarlar diyoruz. Peki bu kadar geniş bir kullanım alanı var, bu kadar fazla sayıda figür yapıyorsunuz. Siz nereden ilham alıyorsunuz? Bu ejderhayı yapmak, mamutu yapmak nereden aklınıza geldi? Tabii bunlar benim kendi eserlerim değil. Burada gördükleriniz şu ikisi benim eserim değil. Onların yapılışlarını ben öğrenerek Siz yaptım. katladınız ama değil mi? Bir Ben de bunun katladım. tasarım aşaması Evet, var. tasarım aşaması var. Bilmiyorum, insan çevresine baktığı zaman yani resim yapmak gibi dedim ya, yani resim yaparken nereden ilham alıyoruz? Yani yaşadıklarımızdan, gördüklerimizden, içimizden gelenlerden birazcık. Bu da birazcık öyle yani, ejderha, mamut, hatta daha çok kompozisyon çalışırız artık. Bir yerde dinozorlar olsun, bir yerde işte bir doğa hayatı olsun, bir şey olsun, bir yerde atlılar olsun ve işte bir av sahnesi olsun. Öyle şeyler yapmaya başladık artık. Biraz resim gibi olmaya başladı. Öyle diyebilirim. Bunun az önce konuştuğumuz gibi sadece katlaması değil, bir de tasarım aşaması Evet. var. Sizin kendi tasarladığınız figürler de var mı? Var. Onların çoğu şu an Belarus'ta, dediğim gibi sergide. Kendi eserlerimiz olacağı için onları gönderdik. Neler var? Mesela ben de antik uygarlıklardan birazcık besleniyorum mesela. En son yaptığım, geçen yarışmada da yine ikincilik almamızı sağlayan Tutankamur'un çakalı diye geçer. Ya da Anubis'in çakal halinde görünüşü, bir sandığın üstünde bir ellerini uzatmış vaziyette duruşu vardır. Ben onu tasarladım mesela. O ikinci oldu. O değil. Onun dışında 14 tane farklı model daha yaptım. Toplamında bir ikinci oldu. Daha çok herhalde böyle birazcık daha mitolojik, mistik veya bir o yana var. Bir de böcekler. Böcekler çünkü çok daha farklı yaratıklar. Şöyle gör. Gerçeğine de çok yakın oluyor böcekler, Birazcık öyle yapmaya değil mi? çalışıyorum. Bu gördüğünüz böcekler gerçek boyutlarındadır. Of. Bizim ülkemizde bu boyutlarda Afrika, böcekler yok ama Japonya'da, Afrika'da Japonya. yani bu boyutlarda gerçekten böcekler var. Evet. Çok daha komplike
yaratıklar olduğu için daha çok böcekleri tercih ediyorum diyebilirim. İşte pençeler var, kuyruklar var, kıskaçlar var, bir şeyler var. Ve detay ne kadar artarsa zorluk derecesi de o kadar artıyor. O kadar da keyifli hale geliyor evet, sizin evet, için evet, artık. Evet. Yani bunu bir çocuğa verirseniz çocuk origamiden de soğuyabilir diye çok düşünüyorum. Çok çabuk. Uçak yaptırmak en iyisi herhalde olabilir. Öyle evet, başlamak. Uçak öyle başlıyor zaten. Kedi, köpek, uçak, at. Yoksa bunlar yıpratır hakikaten çocukları. Ama seviye seviye işte yani başlangıç, evet. Orta, ileri. Yoksa bu 15 saat sürüyor. Şimdi 35 saatte uğraştığım bir origami de var. Şimdi onu burada getirmedim ama mantis, shrimp diye bir hayvan. Su altında yaşayan denizde. Biraz istakoza benziyor ama çok daha onun detaylı hali. Kıskaçlar, yine kuyruklar, bir şeyler. 35 saat yani artık o bir hafta sürdü neredeyse. Çocukları herhalde yıpratır. Onlara biraz daha kolaydan başlıyoruz. Peki siz bu hayvanlar dışında işte böcekleri görüyoruz, ejderhayı. Ama ben orada başka figürler, daha tanıdık şeyler de görüyorum. Mesela ben orada tıbbi bir figür evet. görüyorum. Tanıdım onu. Biraz bahsedebilir evet, biraz miyiz onlardan? Biraz ondan bahsedeyim. Biraz kullanıldığı alanlardan bahsederek evet. giriş yapmış olalım o zaman buna. Bu mesela şimdi origamide Magic Ball diye geçer bu. Bunun ismi Magic Ball. Ama bunun tıptaki kullanımı nedir? Şöyle göstereyim. Bu bir aslında kalp stendi olarak kullanılıyor. Yani tıpta damar genişletmek için aynı mantık, aynı katlama mantığıyla bunun çok minyatürünü düşünün tabii. Bu şekilde damarın içine girip bu şekilde de damarın içinde genişleyen. Onu yakından görebilir miyiz? Çok güzel, evet. Balon gibi, şöyle siz de görebiliyorsunuz. Balon gibi genişliyor. Origamide böyle eğlenceli bir figür, Magic Ball. Ama tıpta bir stent olarak kullanılıyor. Mesela başka bir örnek göstereyim. Şimdi şu göstereceğim örnek uzay tasarımında, uzay teknolojisinde diyelim. Uzaya gönderilen uyduları biliyorsunuz. Uyduların bir de güneş bataryaları var. Yani evet. herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymadan sadece güneş enerjisiyle çalışsın. Ama katlanmış olarak, iç ve dış katlamalarla, yani tepe katlama, vadi katlamalarla küçültülmüş olarak bu hale getiriliyor. Aynı mantıkla ama genişlediği zaman şu şekilde açılabilen. Peki biz bunu origamide ne olarak kullanıyoruz? Origamide şapka olarak kullanabiliriz. Çok güzel, çok yakıştı. Bu şekilde. Aslında birçok alanda kullanılıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Katlanabilir, şu dünyadaki katlanabilir her şeyin çıkış noktasının origami olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü böyle bir fikrin gelmesi lazım. Yani bir şeyin katlanarak başka bir obje haline gelmesi, başka bir figür haline gelmesi fikri origamiden ortaya çıkmıştır. Yani bir katlanabilir masa, katlanabilir sandalyenin çıkışı bile origamiye dayanır. Dünyada kullanım alanlarını söyledik. Tıpta bu şekilde, uzay teknolojisinde mesela böyle, mobilya tasarımlarında, endüstriyel tasarımlarda artık çok kullanılıyor. Çünkü parçaların, mekanik parçaların küçültülmesi, çok yer kaplıyorlar. Onda kullanılır. Fizik tedavide kullanıldığından bahsettik. Art terapide kullanıldığından bahsettik. Kullanım alanı çok geniş. Hatta benim yakın zamanda yeni öğrendiğim bir şey vardı, haberim yoktu. Bu hava yastıkları arabalardaki, onların yapılışı bile tamamen origami mantığına. Eğer internette bulup da izlerseniz, katlanışları tamamen origami. Katlayıp yani dışarı doğru dengeli açılması için rastgele değil, origami mantığına göre dengeli bir şekilde açılması için o şekilde katlanmış. Yani kullanım alanı çok geniş aslında. Evet, çok güzel. Sadece bir uçak değil. Bir de benim ilgimi çeken, özellikle bahsetmek istediğim origami hakkında araştırma yaparken bu Japon kültüründe bir turna kuşunun varlığından evet. çok fazla söz ediliyor. Evet. Ve Sadako Sasaki, ben ondan bahsetmeden geçmek istemiyorum. Evet, Nisan'ın ilk haftası da kanser haftası. Bu konuda da çok sayıda etkinlikler evet. Yapılıyor şu an Türkiye'de ve dünyada. Sadako Sasaki, bu Japon kızından biraz bahsedelim istiyorum. Aslında yaşamış olsaydı şu an 70 yaşında olacaktı evet. ama Hiroşima'daki atom bombasından sonra maalesef. Kansere yakalanıp 10 sene sonra hayatını kaybeden küçük Japon kızı Sadako evet. Sasaki. Burada kendisinin bizim de sık sık başvurduğumuz DeviantArt.com diye bir site var. Evet, evet. Orada Falk 2021 isimli kullanıcının tasarımı olan çok güzel çok bir eser. Çok güzel hazırlanmış. Evet. Burada origami olarak değil, turna kuşlarını hani gerçek resmetmiş kendisini. Yani hayali gerçeğe dönmüş gibi biraz. Hayalini evet gerçeğe döndürmüş. Biraz kendisinden bahsedelim mi? Sadako Sasaki dünya için şöyle diyelim, çok örnek olmuş, çok bir örnek bir isim. Ama çok da dramatik bir hikayesi var, sizin de bahsettiğiniz gibi. 1945 yılında Hiroşima'ya atılan atom bombasından sonra lösemiye yakalanıyor. O zaman 2 yaşındaymış. O zaman 2 yaşında, 45 yılında. 10 sene sonra lösemiye yakalanıp
hastanede yatmaya başlıyor. O zamanlar zaten lösemi atom bombası hastalığı olarak adlandırılıyor. Zaten bütün çocukların çoğu o şekilde hastalığa yakalanıyorlar. Sonra bir tavsiyeyle, bir arkadaşının tavsiyesiyle 1000 tane turnak atlaması isteniyor. Onlarda da öyle bir Japon geleneği var, bir inanış var. 1000 tane turnak kuşu sağlık, barış, mutluluk getirir diye bir inanış var. Sadako Sasaki bunları katlamaya başlıyor, 1000 tane kuşu. Ama 644 tanesini katlayabiliyor. 644 tanesini katladıktan sonra Sadako Sasaki ölüyor. Arkadaşları da ve kanatlarına sağlık, kanatlarına barış, hepsini huzur, tek tek, evet, huzur, tek mutluluk, hepsini o şekilde yazarak hazırlıyor. Ama olmuyor, ömrü yetmiyor, lösemiden ölüyor. Arkadaşları da kalan 356 tane turnayı katlayıp onun yerine onun mezarına atıyorlar. Ve o artık bir simge haline geliyor. Artık her yıl 6 Ağustos'ta Japonya'da Barış Günü olarak kutlanıyor. Ve hala da bir orada bir Sadako Sasaki'nin heykeli vardır. Hatta geçtiğimiz yıllarda Japonya'da bir deprem olmuştu biliyorsunuz. Evet. Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın her yerinden yine kanatlarına yine barış, mutluluk, sevgi onları yazıp binlerce turnayı onları destekleye Japonya'ya gönderdik. Biz de gönderdik, dünyanın bütün ülkeleri de gönderdi. Şimdi Japonya'da bildiğimiz kadarıyla çocukların böyle hani hastanelere nasıl bağışlar yapılıyor, burada bizler işte oyuncaklar gönderiyoruz, evet, çocuklar için motivasyon olsun diye. Orada da turna kuşları yapıp gönderiyorlarmış hastanede tedavi gören çocuklara. Evet. Biz de burada canlı canlı bir turna kuşu yapıp yapalım. Tüm hasta çocuklara armağan edelim mi? Edelim, yapalım o zaman. Güzel bir renk seçelim. İsterseniz rengi siz seçin. Sizin istediğiniz bir renk yapalım. Bu turnayı... Parlak olsun. Olur mu? Olur. Hepsi görsünler. Tamam. Bu turna kuşunu yaparken işte en güzel kısmı şöyle bir şey oluyor. Yani şu an yaptığım turna benim Sadako Sasaki'nin hasta yatanla yaptığı turnayla aynı turna. Farklı bir şey dediği. Şöyle göstereyim. İşte 1700'lü yıllardaki en eski Japon kaynaklarında gösterilen turna kuşuyla şu an aynı turnayı yapıyoruz. Veya Sadako Sasaki'nin katladığı turnayla aynı turnayı yapıyoruz. O anlamda biraz da böyle kadim bir şey ve çok derin bir şey katlıyormuş hissini hissediyorum her turna katlayışımda. Bu kadar basit bir model olmasına rağmen. Bunlar şöyle söyleyeyim, şimdi origami'nin temel formlarından biri. Kağıdın dörtte biri haline geldi. İşte çocuklara söylediğim gibi şu an kağıdın dörtte biri. Devam edelim. Bu nispeten küçük bir kağıt değil mi? Kaç santimetre kare? 12, 15 santim, 15. 15 santim. Daha çok çocuklarla çalıştığım kağıt boyutu bu oluyor. Onların elleri biraz daha küçük olduğu için. Bunu daha büyük boyutta da yapabiliyor musunuz? Eserler için mesela ejderhayı 15 santimetre kareden yapamazsınız. Evet, evet, sanırım. Yapamazsınız. O 110 santim, 110 santim. Benim en büyük yaptığım 2 metreye 2 metre. O artık Kunsullu Hanım'la beraber yaptık onu hep zaten. Hep kare mi? Hep kare. Bizim yaptığımız hep karedir. Biz yani kareden şaşmadık biz daha. Hep kare gideriz. Origami'den 2 metreye 2 metreden cüce yaptık. Yani o kadar büyük kağıttan bir cüce. Gerçek boyutuna yakın şöyle bir cüce oldu. O artık şey birazcık origami'den çıkıp o birazcık hamallığa dönüyor hakikaten. Yani kağıdı oradan tutup oraya götürmeye, oradan tutup oraya çekmeye 2 metrelik kağıt. En büyük yaptığım o oldu. Ama çok daha büyükleri de var. Yani bir futbol sahası değil, basketbol sahası büyüklüğünde kağıdı katlayıp zürafa yapan, fil yapan origami ustaları da var. Artık ondan iki çok daha ileri boyut diyelim. İstesek gazete kağıdından yapabilir miyiz? İsteseniz her kağıttan kese yapabilirsiniz. Kese kağıttan. Yaparsınız. Güzel tarafı her tür kağıt kullanılabilir. Yani ben bankaya gittiğimde bile bankadaki fişler vardır ya. Dekontları evet. Yok, orada bir fiş alırsınız ya, numara fişi. Oradaki küçük hemen kare haline getirip onu küçük bir turna yapıp bir şey yapıp hemen orada birisine de hediye edip bankadaki memura hediye edip hemen onu da bir gününü şenlendirmek hiç de fena olmuyor. Herkese de tavsiye ediyorum zaten. Yani bu programı izleyip de herkes origamiye başlayacak değil ama birkaç tane origami modeli bilmekte de hiç sakınca yok, hiç de fena değildir. Herkes bir turna kuşu yapsın. Bir turna kuşu yapsın en azından. Yani bir gerçekten çocuğunu sevindir vatandaş diyeceğim burada ama hakikaten bir çocuğu sevindirmek, birisini sevindirmek hakikaten bir kağıt parçası da mümkün. Şöyle yapalım. En çok özenilmesi gereken nokta uçların çok düzgün katlanması.
Çünkü bir yerde kaçırdığınız zaman ucu ilerleyen vaziyetlerde artık yani bir yerde bir milim kaçırdığınız zaman ileride o 2 santime kadar çıkan bir kayma haline geliyor. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Bu kişinin el yeteneğini de çok geliştiren bir sanat. Yani biraz öyle. Biraz öyle demeyeyim de çok da öyle aslında ama biraz da heves olması lazım ki ikisi birbirini tamamlasınlar. Ben zaten böyle bir şey arıyormuşum hakikaten. Çünkü çocukluktan itibaren benim aldığım ilk oyuncaklardan birisi işte çekiç, pense, çivi takımı böyle bir şey. İlk oyuncakçıya gelip beğendiğim bu oldu. Çünkü el işi bir şeyler yapmak istiyorum. Bir şeyler yapayım, bir şeyler üreteyim. Sonunda da aradığım şeyi buldum galiba. Aradığım sanat origamiymiş meğersem benim. Çok teşekkür ediyorum. Bunu saklayacağım odamda. İşte şöyle gösterelim. Sadako'nun turnası. Evet, bunu şu an hem hastanemizde hem tüm dünyada tedavi gören bütün hasta çocuklara bizim armağanımız olsun. Farz edin ki bunlardan 1000 tane yaptık ve sizlere armağan ediyoruz. Kanatlarında yazılar yazdık. Evet, barış, kanatlarına sağlık, mutluluk. Yazdık. Bu zaten ayna gibi oldu. Evet, pırıl pırıl. Güzel güzel renk seçtiniz. Barışı, sağlığı, mutluluğu saçalım yani bütün dünyaya diyelim evet. O zaman. Atilla Bey, çok teşekkür ediyoruz programımıza geldiğiniz için. Ben süremiz çok teşekkür de kısıtlı. Biz isterdik ki burada sizi daha uzun saatler, günler boyunca alıkoyalım. Evet. Burada bütün ekip arkadaşlarımıza her birine bir origami yaptıralım isterdik ama bundan sonra da takip edeceğiz sizi, çalışmalarınızı. Peki nereden takip edebilir? Size bir yerlerden ulaşabilir miyiz? İnternet sitesinden ulaşabilirsiniz. Origamisan Akademi, daha doğrusu origamisan.com derseniz Origamisan Akademi'nin sitesi çıkacak. Origamisan'da san İngilizce'deki boy gibi. Mustafa Kavici'ye arkadaşları üniversitede öyle lakap takmışlar. O da siteye öyle koymuş. Origamisan.com'dan çalışmalarımızı, faaliyetleri de görebilirsiniz. Eminim bundan sonra, bu programdan sonra mutlaka sizi takip edecek arkadaşlarımız olacak. Ben en azından onlardan biri olacağım. Teşekkür ediyorum o yüzden. Sizin serginizi kaçırdık. Hani daha önceki programlarda, haftalarda duyurularını yapmıştık. Evet. Ama bundan sonraki haftalarda yine üniversitemizde ve İzmir çevresinde çok güzel etkinlikler olacak. Evet. Biz o etkinliklerin haberlerini verdiğimiz bir videoyla artık programımızı bitireceğiz. Tamam. Sonuna geldik. Tekrar katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Beni ağırladığınız çok güzel. Çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmiştir. Çok olmaz mı? Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Dileriz daha sonra daha farklı mecralarda, daha güzel sergilerde, kurslarda tekrar karşılaşırız sizinle. Umarım. Görüşmek üzere diyelim o zaman. Tekrar katıldığınız için teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftanın önemli etkinlikleriyle sizi baş başa bırakıyoruz. İlham periniz eksik olmasın. Hoşça kalın. Gülert Atölyesi'ni buldum ve içeri girdim. Gülseren Hanım'la birlikte En baştan başla. Dur. Sıfırdan. Merhaba Merve abla. Evet, Camboz Ek sanatçıları için görüşmeye geldik, çekimler yaptık ama ben yine dayanamadım tabii ki. Yine Gülert Atölye buldum da hemen içeri daldım. Tamam şu an. Gittim ben. Tamam. Problem yok. Daldım dedim ya. Tamam.